Selam arkadaşlar. Bugün yeni bir oyunla karşınızdayım. Oyunumuzun adı World Truck Driving Simulator. Zaten videomuzun başlığına da yazarım. Oyunda ben daha yeni başladım arkadaşlar. O yüzden şöyle bir tırım var. Kötü bir tır yani, öyle güzel değilmiş. 1-2-3 kez sürdüm ama. Şöyle hemen başlayalım. İç kameramızı alalım. Aynalarımızı yakıp dörtlüğümüzü kapatalım. Çalıştıralım. Arkadaşlar ben bu oyunu size tavsiye ederim. Tırda iyi bile var yani. Şu an kaldırdım tırı. Ki siz daha iyi görün diye arkadaşlar. Böyle süspansiyonlarını falan tır yan yatabiliyor. Öyle şeyler de var. Farlarımız var. Şimdi birinci frese takalım arkadaşlar. Yürüyelim yavaş yavaş. Aa, niye gitmiyor? Arkadaşlar galiba bir sorun oldu. Ben hemen bir dakika bakıp geliyorum. Aa, ben neyim ya? El freni indirmemişim. Bakın arkadaşlar, yoksa normalde gidiyor. Bizim dorsemiz nerede şimdi? Bir dorse almışım arkadaşlar. Bu galiba. Bir dorse almıştım arkadaşlar. Bu dorse alma yerleri de var. Onları da size isterseniz gösteririm. Bu dorseye benziyordu. Bakalım bakalım, belki budur. Arkadaşlar bu oyunu ben eskiden oynuyordum. Geri silmiştim. Bir yol var. Yani yol denilmez. Bildiğiniz çamur deryası arkadaşlar. O yolu da göstereceğim size. Öyle sekiyor ki taşı. Şöyle gidelim. Arkadaşlar fark ettiyseniz vitesi birden 5'e, 5'ten 8'e arttı. Ben normalde arkadaşlar yükleyebilsem ETS 2 yükleyecektim mobile. Onun da videosunu da çekecektim size. Ama böyle doğrulama istiyor. O doğrulamayı da yapmak çok zor oluyor yani. Telefonunuzda yer kalmaz, öyle uygulamalar indirtiyor size. O yüzden size ona benzer bir oyunu göstermek istedim arkadaşlar. Oyun benim için fiziği çok güzel ama bazı eksikleri var tabii ki. Oyunun ana menüsü yani grafiğine falan bakarak aşırı kötü arkadaşlar. Bu arada bir hatası var. Böyle maça girdiğiniz zaman, maç diyorum, yük taşımaya girdiğiniz zaman arkadaşlar sizi bayağı bir bekletiyor. Bayağı dediğimde 2 dakika falan. Yani öyle o oyun kötüymüş açılmıyor deyip de silmenize gerek yok. 1-2 dakika bekletiyor, haberiniz olsun arkadaşlar. Bu arada mesela ben yükselttim tırı, basıkken de oluyor da bu hızlarda falan sert bir viraja gireyim. Dorse, tır hep yan yatar. Oyunun fiziği güzel yani arkadaşlar. Kötü diyemem. Laf yok. Hız sabitleyici var. Motor freni var. Gazı böyle yarım basabiliyorsun. Güzel oyun yani arkadaşlar. Tabi ETS 2 indirsem daha güzel olurdu da. Şimdi biraz basalım. Tırın top speed'i kaç acaba? Hmm, 20 yazıyor dedi. Arkadaşlar bu arada kaçla gittiğimizde dijital bir kilometre var mı? Kilometre hız gösteren ibre, onu bilmiyorum ama. Tek ibre var galiba göğüsteki. Sol üstte de yazıyor ama onun da doğru gösterdiğinden emin değilim. Allah, yavaş yavaş.
Arkadaşlar, bu oyun offline bir oyun, yani arkadaşlarınızla oynayamazsınız. Onu da söylemiş olayım size. Şuna bir tampon yapmamız yok mu otobüsçüye? Otobüsçüye geliyorum. Ya da boş ver. Arkadaşlar, bir an korktum. Şöyle sollayalım şunu. Arkadaşlar, bu arada ben bu oyunda bir seri yapmayı düşünüyorum. Tehlikeli hareketler diye. Yapabilirsem yani çok güzel olur. İki tekere kalkarım, tampon yaparım, makas atarım. Ama tabii zor olacak bunda, çünkü bunda öyle arkadaşın yok. Makaslık ara yer yapamazlar. Derken ben bir şey fark ettim. Navigasyona hiç bakmamışım arkadaşlar. Ben dümdüz gidiyorum. Navigasyona şu an bir bakar mısınız? Neredeyiz? Aa, neyse, çıkalım. Çarptı. Arkadaşlar, ama bu oyunun böyle yapay zeka arabaları, yani yapay zeka denilmez, yapay denir, zekalar yok. Ne oldu ya? Şöyle kurtulayım şuradan. Arkadaşlar, böyle egzozdan duman falan çıkıyor yani. Oyun aşırı güzel. Şöyle göstereyim size egzozu. Şu kamera açısında oynatılabiliyor. Bakın şimdi arkadaşlar. Aynen. Şöyle bir duralım. Hava da veriyor tıs tıs diye. Bakın arkadaşlar, şuradan egzoz dumanına bakın şimdi, siyah. Bakın. Oyun çok gerçekçi yani arkadaşlar. Ben size eğer tır oyunu arıyorsanız oynamanızı tercih ederim. Şeyini de ayarlayabiliyorsunuz, böyle bakış açısını arkadaşlar. Oynamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bugün bir seferimizi tamamlayalım. Hatta yerde koyarım. Çünkü uzun bir sefer seçtim arkadaşlar. 700 kilometre. En kısası buydu. Şuna bakmayın. Arkadaşlar, bu arada oyunun şeyleri de var. Böyle mesela şuradan Gameplay'a gireyim. Trafik şeyi varmış. Şunu. Hik very hik. Vehik olsun arkadaşlar, en yükseği. Ben trafik olmasını severim. Neden derseniz arkadaşlar, daha eğlenceli oluyor. Makas atabiliyorsun. Bakın arkadaşlar, trafik anında çoğaldı. Araçlar gelmeye başladı. Böyle yanlarından geçerken fiu fiu diye de rüzgar sesi geliyor. Fiu diye. Fiu diye bak. Aman 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 aman. Aman aman. Gidiyorduk vallahi arkadaşlar. Arkadaşlar, galiba bir şey oldu. Aman. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Neden olduğunu ben de bilmiyorum ama oldu. Adamlar çok deli sürüyor arkadaşlar, yapay zekalar. Galiba onlardan biri vurdu dorseye. Arkadaşlar, bu arada
dediğim senin yani tehlikeli hareketler yapmamı istiyorsanız yorumlara yazıp bir de like'ınızı bırakırsanız o videoyu da muhtemelen bir hafta içinde atacağım. Tabii isterseniz siz. Biraz süre beklerim 2 gün 3 gün. Ondan sonra da çekmeye başlarım arkadaşlar. Atarım size. Arkadaşlar benim size söylediğim yolu bir bulsam haritada bulmaya çalışacağım. Bu arada seferi de tamamladık. Şu yoldan geçtik mi? Tamamlanıyormuş. Geçiş var mıdır buradan? Ha, şuradan geçerim ki ben. Arkadaşlar bu arada ekran kaydı aldığım için, video çektiğim için biraz kasıyor. Ona buna bakmayın. Kasıyor diye ekran kayıt şeyimi de değiştirdim. O yüzden şimdi şey de bulamıyorum. Editörlük yapacak yani videoyu düzenleyecek. En yakın sürede size böyle klipleri, montajlı videoları dağıtmaya devam edeceğim. Mikromuzu da koymuyorum başlarına fark ettiyseniz. Burada istiyor yükü. Şöyle gidelim bakalım. Evet, buraya park edecekmişiz arkadaşlar. Buradan direkt solda finish diyebiliriz. Ama ben demeyeceğim arkadaşlar. Park edeceğim kendim. Ya ben de o kadar tırlara özenmesem de özeniyorum yani biraz. Arabacıyım nasıl olsa. Arabaları severim arkadaşlar. Zaten kanaldaki videolardan da belli oluyordur herhalde. Arabalar sevdiğim. Bu kamerada park edebiliriz diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu arada duyuyorsanız geri vitesin bile sesi geliyor, dinleyin. Bip bip ediyor. Arkadaşlar zaten direkt oraya yanaştırdığınız zaman bitirebiliyorsunuz. Mesela ben %55 getirmişim. %50 park ettiğim için. Daha da siz park edebilirsiniz tabii ki. Arkadaşlar bir seferimiz bu kadardı. Ben size bu videodan da veda ediyorum. Videomuzu da burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.